Kraliçe askerleriyle birlikte günlerce yol aldıktan sonra yedi cücelerin yaşadığı uzak ülkeye bulmuş. Kötü kalpli kraliçe askerlerini her yere salmış. Bugünlük bu kadar kâfi. Yarın devam ederiz. Kitaplarınızı unutmayın çocuklar. Anna. Sonuçka. Yardım edeyim sana. İşte. Bir kolunu burada. Olduğu diğerini de burada. Tamam. Tut. Tut. Aman Tanrım. Anna, ne bu telaş? Bir şey mi oldu? Nikola gidiyor. Limana yetişmeliyim. O kadar hırcana gerek yok. Sadece bir aylığına gidiyor. Döndüğünde görüşürsünüz. Yok, onu deniz tutuyor. Yusuf Efendi'ye gidip şifalı bitkiler almam lazım. Kusura bakma. Düşeceksin, koşma. Sefer Dimitri. Emira, hayırlı sabahlar. Hoş geldin anne. Lakin böyle olmaz ki. Sen de bayacaksın onlar gibi. Bak. Gel ahali, gel. Üzümün hası, elmanın ballısı burada. Gel. Burada kala kala. Sen de aynı bizim gibi oldun ha. Gördün. Böyle yapacaksın ki sana da baksınlar. Buyur amca. Ayşe yok mu? Buralardaydı. Ayşe. Ayşe kızım. Heh, burada. Hmm. Gel. Anne hatun gelmiş. İki sakın ver. Tabii. Ne yaptın Ayşe? Okudun mu verdiğim kitapları? Çoktan. Aferin sana. Sağ olasın. Sağ olasın. Bunu da oku. Sonra sıra çam. Tamam. Tamam. Hadi ben gidiyorum o vakit. Ha, unutmadan söyleyeyim. Akşama bizim büyük kızın kınası var. Haberin var değil mi? Biliyorum, biliyorum. Söz verdiğim Emine teyzeye. Hadi kalın sağlıcakla. Sağ olasın. Çabuk olun, çabuk, çabuk. Yavaş be! Hah, hiç ki aldınız başımıza. Allah Allah. Teşekkür ederim. Hay Allah, mahvoldum. Musa, ben mi yanlış görürüm yoksa kayıkçı yerinde mi yok? Hakikaten yok. Tövbeler olsun. Gidin neredeyse bulup getirin şu münasebetsizi. Emredersiniz çünkü abi. Kayıkçı, acelem var. Karşıya geçmem lazım. Bana mı dedin? Sana diyorum tabii. Başka kayıkçı var mı burada? Ben kayıkçı değilim. Öyle mi? Nesin o zaman? Padişahım. Burası da delinmiş. Gözüm de görmüyor. Yaşlandım tabii. Anuşka, bir bak kızım. Bak lütfen. Hı hı. Sen de haklısın kızım. Sıkıldın tabii. İhtiyar babanın ardını toplamaktan. Tabii babacığım. Anya, perada yangın çıkmış. Buraya da sıçrayabilir. Hı hı. Anya kızım, senin aklın nerelerdi? Eyvah, adamın akçesini vermeyi unuttum. Kime? Babacığım, Nikola'ya yetişeyim derken adamın akçesini vermeyi unuttum. Bir dahaki sefere verirsin kızım. Kayıkçı neticede, her gün iskeletidir. Kayıkçıya da pek benzemiyordu. Burası cariyeler taşlığı. Haremin kalbi burada atar. Biz burada hünkârımızı ağırlarız, sultanlarımızı ağırlarız, ziyafetler veririz. Cevap hatun.
takar güvercin eksikti haremde. Hadi, hadi, hadi bakın siz, hadi. Burada da cariyeler kalır. Dikiş, nakış, bilumum sanatlar öğrenirler. Bu da cevri kalfa. Düzgün dur. İlk günden gözüne batma. Hayrola Ambera? Bu hatun kim? Anna Hatun. Sarayımıza yeni gelen muallime. Muallime ha? Niye? Saraydaki muallimlere kıran mı girmiş? Bilemiyorum. Hünkâr'a sorarsınız artık onu. Yoruldum. Adam nerede? Eyvah! Asabiyet tuttu gene. Su koşturun kızlar. Göstereyim ben sana odanı. Şuradaki döşeyi görüyor musun? Evet. İşte odan orası. Yok daha neler. Burada mı kalacağım? Yok. Sana Çinici Köşk'ü hazırlattım. Oraya gideceksin. Çok şükür. Burada kalacağımızı netim bir an. Burada kalacaksın tabii şaşkın. Nasıl olur? Ben cariye değilim. Muallimeyim. Ayrı bir odam olmalı. Bu hareme giren herkes aynı muameleyi görür. Bihasta da senin gibi dili pavuç kadar olanlar. Oda falan yok. İster döşeğin üzerinde uyursun, istersen mermerin. Paşa gönlün bilir. Derhal hünkârı görmek istiyorum. Hı hı. Söylerim. Ay yarabbim. Cevri Kalfa, bu hatunu hünkârımız hususi olarak davet etmiş saraya. Taşlıkta yattığını öğreniriz halimiz nice olur. Hiç konuşma Ambera. Muallime falan bilmem ben. Bu hareme gelen her hatunun önce burnu sürtecek. Yoksa ben bir haremde olsa hatunla nasıl başa çıkarım? Vallahi senden korkulur Cevri Kalfa. Sen daha dur. Onunla dersim bitmedi benim. Demek burada kalamazsın ha? Tabii canım. O koskoca bir muallime. Burada kalırsa incileri dökülür. Şuna bak, bu güvercin pek de süslüymüş. Kafasına da tüy takmış. Ver şapkamı. Ver, ver. Ver, ver, ver. Baksın. Canım latife ediyoruz, ne var? Yapmayın. Yeter. Ne oluyor burada? Gene toplanmışsınız vır vır. Hadi işinize, hadi. Ne
Beni garba yollayıp unuttuğunu sandım hünkârım. Unutmadım Namık. Sadece doğru vaktin gelmesini bekledim. Vakit bu vakittir. Dem bu demdir. Ne zorları varsa benimle. Sağ olun. Lakin ben göstereceğim onlara. Kızlarla baş etmek zordur. Zamanla alışırız. Ayperi benim adım. Anne. Cevri Kalfa'nın gazabına uğradın ilk günden. Onunla iyi geçinmeye bak. Haremdeki en güçlü hatundur o. Her şey ondan sorulur. Ne? Hünkârımızın gözünde de yere ayrıdır Cevri Kalfa'nın. Öyle mi? Sebep? Hünkârımız tahta çıktığı gün az daha cellatların eline düşüyormuş. Cevri Kalfa mangaldan aldığı közleri üstlerine savurup dama kaçırmış hünkârımıza. Ondan mı eldivini takar Kalfa? Öyle ya. Hünkârımız da bu sebeple pek önemser Kalfa'yı. Şu hünkârı bir ben göremedim. Bir yolu bulsam, bilse geldi mi? Ye biraz. Bak bitiyor yemekler. Aç kalacaksın. İstemem. Kendilerine olsun yemekleri. Bakın. Ben muallimeyim. Neden alamıyorsunuz ha? Bırakın da hünkârla görüşeyim. Ambera. Buna güvercin demekle hata mı ettin? Acaba papağan mı deseydin? Bu aynı lakırdığı terennüm edip duruyor. Şu. Niye yemiyorsun güvercin? Yoksa sana kuş yemi mi getirsek? Ha ha ha. Pek gülünç. Hayırdır Ambera? Pek bir neşelisiniz bu akşam. Gülüşmeler odama kadar geliyor. Hareme yeni bir muallime geldi de. Pek de hırçın bir şey. Kızlar ona gülüşüyor. Hatun Cevri Kalfa. Adı Anna'ymış. Hünkârımız muallime olarak almış. Sarayda muallime ha? Duyunca ben de şaşırdım sultanım. Bir muallime için pek de tazeymiş. Ne kadar güzel bu kadın. Kim bu hatun haberim? Habire bana bakıyor. Hoşyar sultanları kendileri. Hünkârımızın gözdesi, şehzadesinin validesi. Gösterişli hatunmuş. Hünkârımızın yanına gidiyor. Gösterişi ondan. O ne demek? Hünkârımızın yanına gidiyor. Anla yani. Pekala. Kimince ne isterse onu alıyor koynuna ha? Tas tamam öyle. Ne sanıyor kendini bu adam? Bütün cihanın hükümdarısınız. Her şeyin en iyisini, en alasını bilirsiniz elbet. Lakin nereden çıktı bu muallime fikri? Geldi demek. Huzura gelirken gördüm. Pek şaşkın, pek sarsak bir şey. Herkes onunla alay ediyordu.
Daha hatunlara sözünü geçiremeyen çocuklara nasıl geçirir bilmem. Alışır. Merak etme sen. Hem sen Abdülhamit'in iyi bir tedrisattan geçmesini, lisan öğrenmesini istemez misin? İsterim elbet. İyi ya. O vakit bırakalım muallime işini, bildiği gibi yapsın. Siz hatundan muallime olur diyorsanız hünkârım, bize de yardımcı olmak düşer. Siz hiç merak buyurmayın. Ben muallimenin alışması için bizzat alakadar olacağım. Hala. Düştün şu hale bak. Tanrım bana niye bu cezayı verdi? Of, o kadar yorgunum ki bu gece şöyle güzel bir uyuyacağım. Bu çocuklar seni daha çok yoracak anlaşılan. Evet. Kimdir bu vakitte? Destur var mı hanımlar? Gel Amber ağa, gel. Hadi bakalım güvercin. Senin için hususi hamam hazırlattım. Al tasını peştemanını düş peşime. Neden çıktı şimdi bu? Falından çıktı. Ya amma çok soru sordun. Hadi hadi. Hususi ha. Görüyor musun Alperi? Kıymetliğim anlaşıldı nihayet. Hadi gidelim bakalım. Hayırdır inşallah. Gece gece. Size de zahmet verdim. Lakin bir iyi geldi ki sormayın. Şimdi mışır mışır uyuyorum. Allah Allah, hemen uyuyakalayım deme. Pek ayıp olur sonra. Ayıp mı olur? Kime ayıp olacak? Yok, ben haremin kaderini hala idrak edemedim. Lakin ben sıkılmaya başladım. Bırakın ben tararım kendi saçımı. Heyecanlanmaya başladı bizim güvercin. Neden sebep heyecanlanayım? Altı üstü uyuyacağım birazdan. Artık ne vakit uyursun orası muamma. O nasıl lekirdi? Niye gülüyorsunuz ha? Hazır mı? Hadi bakalım hanımlar. Çeneleri kapalı tutuyoruz. Hadi bakalım, hünkâr bekler. Hünkâr mı bekler? Bu vakitte. Arz ödesinde mi bekler? Eyvahlarım olsun. Sen hakikaten şaşkınsın bir hatun. Ne arz odası bu vakitte? Has odaya bekler. Hususi odasına.
İşte o. Bütün bu hazırlık bu sebepten miydi? Ne sanıyor beni bu adam ha? Zinhar gelmem. Ne demek gelmem? Sen benim kellemi mi aldıracaksın hatun? Sıkıysa git kendin söyle hünkârı. Tamam. Söylerim elbette. Söylemez miyim? Çek. Oh. Anna. Gel. Geç otur lütfen. Oturmayacağım. Siz beni diğerleri gibi istediğiniz vakit çağırıp ne sandınız beni? Ha? En başından demiştim cariye değilim diye. Merak etme. Seni cariyem yapmak gibi bir arzum yok. Kendini bu kadar beğenme. Muallime hatun. Vakit neden çağırdınız beni? Hakkımda bir havadis yazmışlar. Lakin lisanım kafi gelmediği için anlayamıyorum. Bir bak bakalım ne diyorlar. Anladım. Siz beni onun için... Ben sandın ki... Ne sandın? Hiç. Okuyayım o vakit ben. Oku. Şimdiye kadar bir yaygara kopmadıysa mesele çıkmamıştır. Helal olsun Amber. Bugün de kazası belası atlattık. Eyvahlarım olsun. Hoşyar Sultan. Bu gece Hoşyar Hatun'un gecesiydi. Onun yerine Anlı'yı çağırdı. Yandık ki ne yandık. Hatun olmak bir sanattır. Bir hatun daima güzel kokmalıdır. Erkeği o kokuyu duyduğunda onu hatırlamalıdır. Ama kokuyu öyle üzerinize boca etmek de yok. Öyle kararında olmalı ki kendi kokunuza karışmalı. Size has bir rahiya yaymalı. Kolye deyip geçmeyin. Gözlerinizin rengini ortaya çıkarmalı. Sizdeki göz herkeste yok ki sultanım. Tabiatıyla onca hatunun arasında nasıl hünkârımızın gözdesi oldum sanırsın Kalfa? Sultanım. Buyur Amber Ağa. Hünkârımız bu gece meşguller. Gerçi siz de hazırlanmışsınız ama haberdar etmeye geldim de. Mühim değil hünkâr bu. Elbet işi olacak. Koskoca cihanın hükümdarı. Hadi kızlar geç oldu herkes odasına. Sen dur Amber Ağa. Çıkar şu ağzındaki baklayı. Gecenin bu vaktinde ne meşguliyetiymiş bu?
Başım döndü. Yeter artık, otur da söyle ne diyorlar. Mor'daki isyanı vahşet ve kanla bastırdığınızı yazmış. Vahşet ve kanmış. Melunlar. Huzur içinde kardeşçe yaşayan ahaliyi kışkırtıp fesat çıkardılar. Yüzlerce Müslümanı öldürdüler. Kılıç kından çıktığı gibi girmez. Ya kanla ıslanır ya da gözyaşıyla. Başka ne diyor? İsyanın bastırılmasından Mısır valisi Kavalan'ın muazzam payı vardır diyor. O nasıl lakırdı öyle? Kavalalı Mehmet Ali Paşa benim kulum. Muazzam payı var da ne demek? Ben her ne emredersem onu yerine getirmek zorunda. Tabii muhakkak. Korktun mu sen? Yok canım. Suratın kireç gibi oldu ama. Anlaşılan sana boşuna güvercin demiyorlar. Size kadar geldi demek güvercinle kirdisi. Peki görecekler güvercini. Öyle her kuşun eti yenmez. Ne kadar da lezzetli bir lokum. Bilirim lokuma pek düşkünsündür Ambera. Muhittin Efendi hususi olarak yapmış da yollamış bunları. Keşke sen de yiyebilsen. Sultanım, zinhar söyleyemem hünkârımızın yanında kimin olduğunu. Aman kim bilecek bana söylediğini? Aramızda sır olarak kalacak. Hadi Ambera, yorma beni. Madem öyle... Kuburum, kuburum. Ambera, ne diyorsun sen? Kuburum, kuburum. Hani var ya... Kuburum. Kuş ya, o kuş. Ne kuşu Amber? Sen iyice tırlattın. Güvercin. Oh, söyledim. Lokumlar benim hakkımdır. Gülizar Kalfa. Buyurun sultanım. Ne zırvaladı bu şimdi? Ben de anlamadım. Ben as odaya gidiyorum. Şu havadis de Paris'le alakalı, doğru mu? Evet. Başlığı anlıyorum. Lakin muhteviyatını tam idrak edemiyorum. Bir fikrim var. Bana da Frenkçe öğreteceksin. Tabii, şeref duyarım. Ancak saklı kalmak şartıyla. Sebep? Koskoca cihan hükümdarı Mahmut Han bir hatundan ders alıyor, dedirtemem kimseye. Bir hatundan ders almanın nesi fenermiş? Olacak iş var, olmayacak iş var. Yakışık almaz. İşte o kadar. Oh, o vakit siz de benden ders almazsınız. Olur biter. Burada emirleri ben veririm. Saklı kalacak diyorsam öyle olacak. Kabul etmiyorum. Her emrinizi dinleyecek cariyelerinizden biri değilim ben. Tahammülümün de sınırları var anne. Benim sabrımı taşırma. O vakit müsaadenizle. Sana çekilebilirsin demedim. Şimdi çıkabilirsin. Hayret yani. Güvercin, güvercin nereye beni bekle? Hünkârım. Hayırdır Hoşyar? Nereye böyle?
Ben hava almak için çıkmıştım hünkârım. Alabildin mi bari? Aldım hünkârım. Hayırlı geceler. Hasbinallah, kalbim bulacak koşmaktan. Ya hatun, az beklesene. Yahu al, meraktan çatlayacağım. Anlatsana, ne oldu içeride? Elin kör oldu Amber Ağa. Ne olacak? Hiçbir şey olmadı elbette. Nasıl hiçbir şey? Hiçbir şey işte. Sen bu güzellikle, tazelikle anca muallime olarak kal. Esma, nedir bu halin? Yok bir şey. Namık Paşa gelmiş. O yüzden mi böylesin? Öyle olsa ne olur validem? Sen koskoca Esma Sultan'sın. Yeniçeri'nin hürmetini kazanmış, İstanbul'un alakasına mazhar olmuş bir sultansın. Mazide kalmış bir aşkın peşine koşup Endor'undan çıkma bir paşaya gönül düşürmeyeceksin umarım. Hayli tuhaf. Benimle pek alakadar olursun bakıyorum. Daha küçücük bir kızken, beni zatımdan 30 yaş büyük bir paşayla nikahlarken hiç böyle endişelerin yoktu valide. Ben ne olduysam kendi çabamla oldum. Yeniçeri'nin hürmetini de, ahalinin alakasını da kendim elde ettim. Nihayetinde ne istersem onu yaparım. Güzel Kalfa. Sultanım, bütün haremi sordum, soruşturdum. Lakin kimse gece hünkârımızın yanında hangi hatunun olduğunu bilmiyor. Kim bu hatun? Sultanım, söyledim ya, kimse bilmiyor kim olduğunu. Çekilebilirsin Gülizar Kalfa. Allah Allah. Ne kadar uzun sürdü bu ders. Kimdir bu yeni muallime Amber'a? Bir güzel hatun ki sormayın. Akıllı da. Lakin hırçın biraz. Bunca vakitte ilk defa bir muallime görüyorum. Şimdilik muallime. Lakin o hatunun vaziyeti her an değişebilir. Benden söylemesi. Amber dediği dersiniz. Yazıklarım olsun. Benim dilim neler der. Bana müsaade. Otur Amber'a, otur. Ben de tam sana lokum ikram edecektim. Lakin bir insan evladının zafiyetiyle bu kadar oynanmaz ki. Anlat Amber'a. Aman. Şimdi şöyle oldu. Hünkârımız dün gece muallimeyi odasına çağırdı. Aralarında nerede olduğunu bilemem. Lakin Hoşyar Sultan hünkârımızı göremeyince köpürdü, köpürdü. Vay Hoşyar vay. Demek sana da bir rakip çıktı. Aa, ne yapıyorsun? Çocuklar zorladı beni. Pek yoruldum. Hiç yatma, hadi vakit yok, hazırlan hemen. Gene ne var? Bu haremde hareket hiç bitmiyor. Fasıl var hatunlar arasında. Yok yok yok, ben gelmeyeceğim. Bak, haremde pek sevilen bir hatun değilsin zaten. Gelmezsen iyice göze batarsın. Hadi. Hadi. Thank you.
çocuklarımız nasıllar? Malum, sık sık görüyorsun. Afiyet deme. Ya. Gülizar, kimdir bu hatun? Anna hatun, muallimeymiş. Demek yeni muallime bu kız. Pek taze, pek güzelmiş. Değil mi Hoşyar? Ya, daha evvel kendisine rastladım. Lakin sohbet imkanı olmamıştı. Gülizar Kalfa, çağır da gelsin. Bir hasbihal edelim. Anna hatun, Hoşyar Sultan senin yanına ister. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Ben de çocukların valideleriyle tanışmayı çok arzu ediyordum. Abdülhamit pek yorgun geldi dersten. Belli ki tesir etmişsin şimdiden. Teveccühün sultanım. Zamanla çocuklarla birbirimize daha da alışacağız. Bir ihtiyacın, bir arzun olursa haberim olsun. Zira hünkârımıza seninle bizzat alakadar olacağıma söz verdim. Alakanız için çok teşekkür ederim. Muallime'ye pek doğru bir lakap takmışlar. Beyazlar içinde sahiden de bir güvercin gibi olmuş. Güvercin mi? Hünkârımız belli ki bu akşam da muallime'yi görecek. Kasım'a çıktıklarına göre. Hoşyar, saltanatın sandığından da kısa sürdü. Aşıkcan, bunca yıldır beni hiç tanıyamamışsın. Kendimi bir muallime parçasıyla kıyaslamam dahi. Benim saltanatım daha yeni başlıyor. Ayaklanmışsın muallime. Nasıl oldun? Daha iyiyim Cevri Kafa. Bunlar kim için? Kim için olacak? Senin için. Hünkâr kuvvetli yemeni tembih etti. Bu nasıl sofra? Bir kış sütü noksan. Sahi unutmuşuz güvercinin sütünü. Hadi acele et. Haremdekiler burada kahvaltı yaptın duyarsa kıyamet kopar. Çok acıktım. Hiç acele edemem. Bir sözümü dinlesen şaşarım zaten. Bir has odada kahvaltı yapmadığın kalmıştı, o da tam oldu çok şükür. Harem kaideleri sayende yerle yeksan oldu. Su iç Cevri Kalfa, iyi gelir. İstemez. Nuga koç. Nasıl istiyorsam diyorum. Hiçbir şey yememiyorum. İmtihan mı var matmazel?
Evet Abdülhamid. Benden evvel ne öğrendiniz bir görelim. Eyvah. Heyecandan hepsi uçup gitti aklımda. Merak etme. Hiçbir yere gitmez bildiklerin. Hepsi kafanın içinde. Sanki ders işleyebilmişiz gibi bir de imtihan oluruz. Ne öğrendiysek. Mühim değil. Biz de ne kadar bildiğini değil, ne kadar bilmediğini bakarız Salihan. Vallahi bugün hiç imtihan havamda değilim. Başka gün bakarsın Güvercin. Salihan, kesmedi mi artık bu çocukluk? Hadi bakalım, sen herkes gibi yazacaksın. Ben... herkes değilim. Derhal şu kağıtları topla. Ben de sana yeni bir kağıt getireyim. Kul taifesinden değil misin? Eğil sen topla. Hadi ne aşma. Derhal şu kağıtları topla. Bir kafirden emir alacak değilim. Toplamıyorum. Çık dışarı. Çık dışarı dedim. Çık dışarı dedim. Bunun hesabını ödeyeceksin. Ettiysem olmadı, vurmadı bana. Üstüne bir de dershaneden kovdu. Söylediklerinizin hiçbiri işe yaramadı yani. Siz ne yaptınız sanırsınız? Şimdi git hünkârımızın yanına. Annenin sana vurduğunu söyle. Hünkârımız onu saraydan kovmakla kalırsa talihine dua etsin. Sultanım. Havadisler var. Anlat Gülizar, neymiş? Hünkârın Rusya'dan misafirleri gelecekmiş. Ayla, lakin bana ne bundan? Gelen mühendis hemşiresiyle birlikte gelirmiş. Akşam da Saltanat Kayı ile Esma Sultan'ın hanesine gidilecekmiş. Ya. O vakit hünkârımız mutlaka beni de götürür. Lakin ne giymeli? Ne giymeli ki? Hünkârımızın gözü benden başka kimseyi görmesin. Bunca kumaş ne için Rezan Hatun? Sultanım, hünkârın emri var. Bu akşama esvap yetiştireceğiz. Ya, çekilebiliriz. Hünkârımız belli ki benim için düşünmüş Gülizar. Hamamı hazırlat. Akşama göz kamaştırmalıyım. Anna, ne kadar şanslısınız. Biliyorum. İstanbul sahiden bir masal şehri gibi. Şehirden değil, sultandan bahsediyorum. Karizmatik ve çok yakışıklı. Yakışıklıdır. Lakin bazen çok inatçı, çok sert olur. Bu kötü bir şey mi? Bence sertlik erkeğe yakışır.
Kim için acaba? Hoşyar Sultan içindir. Kim için olacak başka? Pek hoşmuş. Yani, işte. Sizin esbaplarınızın yanında esamesi okunmaz. Nesi var Amber? Allah Allah. Fevkalade işte. Hem hünkârımızın düşünmesi yeter. Gülizar al esbabı. Bir an evvel hazırlanın. Aa, versene Amber ağa. Başka esbab versem? Amber ne yapıyorsun? Çok şükür. Amber. Bu sizin değil sultanım. Kimin? Güvercin. Sahiye, gelenler Rus. Tabii ki muallime eşlik edecek hünkârımıza. E onu temsil ederken de o ucube kıyafetleri giyecek değil. Delirdi galiba. Kız güvercin, sana esbabını getireceğim diye ne badireler atlattım. Ne bu hal? Yüzün bembeyaz, saçların darmadağın. Hadi giyin. Sen çık, ben hazırlanayım. Yok, sen yapamazsın. İyice bir şekle şemale sokun, rezil olmayalım hünkâra. İyice haddini aştı. Hünkârla davete gitmek ne demek? Yok, ben dayanamayacağım. Hünkârımızla konuşacağım. Yapmayın. Sultanım. Siz kendiniz dediniz. Tercüme için orada olacak o. Hem hünkârı boşu boşuna kızdırmamak lazım. O hatunun elbet bir açığını bulacağım Gülizar. Elbet bulacağım. Bulacaksınız sultanım. Destur! Sultan Mahmud Han Hazretleri! Hünkârım. Muallimemiz nerede? Geliyor hünkârım. Güzel olduğunu fark etmiştim bu sabah. Lakin şimdi görüyorum ki sahiden fevkaladeymiş. Geciktiysem bağışlayın hünkârım. Maşallah, Anlı Hatun ne güzel oldu değil mi? Peri kızı gibi. Fena değil. Yani Cevrik Alpa, sen de birini sevmediysen vay haline. Sevmediğimden değil de kaideleri bozar. Ona endişelenirim. Tabii. Yalnız Anlı Hatun pir geldi, pir geldi. Artık hünkârımız Hoşyar Sultan'ı bile görmez oldu. Hoşyar... Eyvahlarım olsun. Hoşyar Sultan da bu manzarayı görürse vay halimize.
Böyle fazla artık. Heh, şöyle koyayım. Ama o kadar çiçek etmez. Daha çok toplayın, daha çok. Heh, bunları da şöyle şuralara bir serin falan bir şeyler yapayım ya. Ne lüzum var bunca süse anlamıyorum ki. Saray kafi derecede şaşal değil mi zaten? Hiç onu bunu bilmem. Hünkârın yanındaydım. Hiçbir masraftan kaçınmayın dedi. Bizzat kulaklarımla duydum. Sana kalsa bir şerbet, bir meyve, al sana eğlence. Sana kalsa garptan sirk getirirsin Alper. Hiç fena fikir değil aslında, biliyor musun? Subhanallah. Garptan sirk. Bak hava fişek alacaktım. Aklımdaydı, nasıl unuttum ben onu? Bana bak Ambera, ecelim benim elimden olacak. Ne fişeği? Bir fişeğimiz eksikti. Susun be! Bir de sizinle uğraşamam. Tamam ya, tamam. Vazgeçtim fişekten. Maytap olsun. Ne var bunda bu kadar hiddetlenecek? Allah'ım sen bana sabır ver. Gülmeyin biz size, gülmeyin. Şu halinize bakın, betiniz benziniz solmuş. Kalkın hazırlayın. Ne yapmamız lazım gerekir Ambera? Hamamları hazırlatın. En güzel esbaplarınızı giyin. Miski amber kokuları sürünün. Hatunluğu ben mi öğreteceğim size? Akşam hünkârın huzuruna çıkacaksınız. He? Büyük müyün canım siz de ya? Hünkâr kendi keyfi için tertip etmez ya büyülenceyi. Herkes rahatlasın, neşelensin diye yapar. Hünkârımız Hoşyar Sultan'ı böyle bir eğlencede görüp beğenmişti. O yüzden neyin ne olacağı hiç belli olmaz ama. Öyle demek. Bütün bu hazırlık hünkârın kendilerini beğendirmek için. Ne tuhaf. Keşke hünkâr görse beni bu akşam. O kadar yakışıklı ki hünkâr olmasa bile ilk görüşte aşık olur. Yok artık. Hatunlar! Sizin hiç mi gururunuz, onurunuz yok ha? Yan yana oturun, aynı adam için hayal kurarsınız. Şunu diyene bakın. Sen hiç hayal kurmaz mısın? Kurmam tabii ki. Ne hayalini kurarım, ne rüyama girer. Rüyana girmez ha? Ay değil. Sen onu kilağıma anlat Güvercin. Bal gibi de meftunsun hünkâra. Yok öyle bir şey. Yandım. Sen daha çok yanarsın. Pek güzelsin. Namık Paşa bu halini görse gözleri kamaşırdı. Ya Salya, söyleme öyle, çok utanıyorum. Aman bırak artık sen de utanmayı. Yabancıdan değil, müstakbel zevcinden bahsedelim. Bakıyorum da pek eğleniyorsunuz kızlar. Biz birbirimize fıkra anlatırdık da validem. Lakin elinizi çabuk tutun. Akşama Esma Sultan da gelecek. Geç kalmamak icap eder. Ben şimdi Cevrik Alfa'nın yanına gidiyorum. Oradan da sofaya geçeceğim. Ay kesin hünkârla benim izdivacımı konuşacak. Herhalde Gülfidan. Halamız bize söz verdi. Ben sana diyeyim, senin izdivacın yakındır. İnşallah. İnşallah. Hadi gel de bahçeye bakalım. Talihimiz varsa Namık Paşa'ya bu güzel halinde bir görünürsün. Hadi. Bir, iki, üç, bir, iki, üç, bir, iki, üç. Az kıvır hatun. Ne öyle odun yutmuş gibi. Hadi bir, iki, üç, bir, iki, üç. Hünkârın huzuruna çıkacaksınız. Biraz daha endamlı olun, biraz daha dilbeli olun hadi. Böyle bir, iki, üç, bir, iki. Ha, şöyle biraz da böyle böyle, böyle böyle. Ha, görelim. Evet, aferin. Bak, bak ne güzel yapanlar var. Bir, iki, üç, bir, iki, üç. Bir,
cimri alemsefer bir oldu. Hünkârı baştan çıkartmak için. Ah ne aler hünkâr olmak varmış. Önünde raks ederler. Önün için süslenip süslenirler. Hayırdır muallime? Kendi kendine söylenmeye de mi başladın? Öyle söylenirdim hünkârım. Öyle mi? Ne söylenirdin yine? Müsaadeniz olursa bu akşam kelenciye gelemeyeceğim hünkârım. Sebep? İçimden gelmiyor. Hem zaten bu elenciyi sırf siz elenin diye teklif ediliyor gibi. Bütün harem sizi kendini beğendirmek için harıl harıl çalışıyor sabahtan beri. Olmaz öyle şey muallime. Geleceksin. Sen de bu ailenin bir ferdisin. Herkes gibi seni de orada görmek isterim. Peki. Müsaadeniz yoktur. Geleceğim mecburen. Âlâ. Sultanım, ne kadardır o güzel sesinizden bir şey işitmedik. Lütfedip bu akşam bir şeyler söylemek ister misiniz? Hünkârımız arzu ederse neden olmaz? Elbette arzu ederim. Senin sesini pek beğendiğimi bilirsin. Sen benim doğan güneşim, saadetim, hasretimsin. Sen yoksan eğer feryat benim, figan benim. Etme dili suzanıma, eyleme zulüm. Nefesim sensin, sen yoksan dayanmaz gönlüm. Biraz daha üzüm yersen içinde mayalanacak, sarhoş olacaksın. Öyle olur. Hiç olmazsam asabın düzelir biraz. Niye asabın bozuk diyeceğim ama sebebi belli oluyor. Beni de bilerek çağırdı herhalde. Bir tür üşkünce. Bir dizilini böyle kim icap etti acaba? Muhakkak bir erkek. Hayırlı akşamlar hünkârım. Hayırlı akşamlar Esma. Sultanım yine pek zarifsiniz bu akşam. Sen de öyle hoşyar. İyisin ya. Sağlığınıza duacıyım. İzninizle ben kalkayım. Geç otur Esma. Nasılsın görüşmeyeli? Çok şükür iyiyim hünkârım. Esas siz nasılsınız? Çok geçmiş olsun. Büyük badire atlattık. Öyle, öyle. Lakin gördüğün gibi her gecenin bir sabahı vardır. Yangın esnasında çok endişe etmedin ya. Korkmadım lakin sizin için ziyadesiyle endişe ettim. Neyse ki yağmur vaktinde yağdı da faciadan kurtulduk. Benden mi bahsederler dersin? Ne diyecek acaba? Babam sana ayrı bir ihtimam gösterir, emanetsin diye. Namık Paşa'yı pek sevdiği de malum. Göreceksin bak, muhakkak izin verecek izdivacınıza. Hayırlısı.
maşallah. Gülfilen ne kadar büyüdü, ne kadar güzelleşti değil mi? Öyle ya. İnsan gözünün önünde olunca büyüdüklerini pek fark edemiyor. Gülfidan ve Saliha beni ziyarete geldiler geçen gün. Haberim var. Gülfidan'la konuştuk biraz. Kanaatimce izdivaç vakti gelmiştir. Ya peki Gülfidan? O da senin gibi mi düşünür? Bizzat kendi açtı mevzuyu. Âlâ o halde. Münasip bir damat namzeti bulmak icap eder. Velhasıl sen bu işlerde maharetlisin Esma. Bir düşün bakalım. Esasında aklımda biri var hünkârım. Öyle mi? Kimdir o? Silahtar ağa, bana kalırsa çok münasip bir damat namzetidir. Bizim Musa. Ta kendisi. Musa Yiğit iyi bir adamdır. Lakin nasıl desem... Mesela Namık gibi ince ruhlu biri değildir. Gülfidan'sa tam aksi. Sence uyuşabilirler mi? Hünkârım, aksi tabiattaki insanların daha iyi anlaştıkları söylenir hep. Neden olmasın? Musa'ya her mevzuda itimat ederim. Aklıma yattı bu iş. Lakin bir de Gülfidan'a sormak icap eder. Kanaatimce Gülfidan'ın da gönlü vardır. Ya. Yine de ben biraz düşüneyim bunu. Müsaade ederseniz hatunların da bir halini hatırını sormak isterim. Ben bu manzaraya da hafızla tekmel edemeyeceğim. Hayırlı akşamlar hünkârım. Hayırlı akşamlar muallime. Ne o? Erken mi gidiyorsun? Bu kadarı yetti hünkârım. Pekala. Hayırlı geceler. Sultanım, bir şey söyler misiniz? Konuştunuz mu? Konuştuk. Ne dedi? Hazırlan Gülfidan. Yakında izdivacın olacak. Ben sana dememiş miydim olacak bu iş diye? Çok teşekkür ederim anacığım. Siz olmasanız asla hünkârımızla konuşmaya cesaret edemezdim. Ne demek? Vazifem. Hoşyar zaten başlı başına bir vaka. Hayret. Korkusuz güvercinler. Thank you.
Nihayet. Sultanım. Ne vakittir gül yüzünü görmek için içeriden çıkmanı bekliyorum. İyi. Gördün işte. Pamuk, ne yapıyorsun? Bir gören olacak. Esma, ben senin için dünyayı karşıma almaya hazırım. Ben değilim lakin. Bana olan aşkını göstermen için ölüme mi gitmem gereker defasında? Sık sık ölümle burun buruna geldiğini düşünürsek endişeyim o halim. Pek sık görürsün o halim. Esma, beni affettiğini söyledin o gün. Hatırlatırım. Lafın gelişi söyledin. Verdiğimiz her sözü tutacak olsaydık evvela senin tutmadığın sözleri konuşurduk Namık Paşa. Hayırlı akşamlar. Bir vazgeç sen şu inatından. Demek piyano dedikleri buymuş. Pek de hala çalarmışsın güvercin. Hatundaki meziyetler de bitmiyor anacığım. Bu ne ya? Böyle etten duvar örmüşsünüz. Hadi çekilin, çekilin, çekilin. Hadi güvercin, hünkâr seni çağırır. Sonra çalarsın mızıkanı. Piyano Andira, piyano. Aman her ne haltsa. Hadi düş peşime. Piyano. Kulağıma güzel bir name çalındı Gülizar. Sen de işittin mi? İşitmez olur muyum sultanım? Aradım, taradım, nereden gelir bu name diye. Bir de baktım ki güvercinin odasından gelir. Görseniz öyle güzel çalıyor ki. Ne zırvalıyorsun sen Gülizar? Ne çalıyormuş güvercin? Hünkârımız piyano hediyetmiş. Onu çalar. Nasıl olur? Bu hatunun sıfatı ne ki hünkârımız ona böyle bir hediye verir? Şimdi görürsün piyanoyu.